Bu Doğu Türkistanlı bir kardeşimizin, Uygur Türk'ü bir kardeşimizin sorduğu bir soru. Size de okuyayım, siz de dinleyin inşallah bu kardeşimizin sıkıntısını. Tabi bunu dinlerken kardeşler Allah rızası için böyle herkes gün içinde bazı yaptıklarını şöyle bir gözün önüne getirsin. Yani önüne üç çeşit yemek konmadığından ötürü evi alt üst eden psikopatlar, biraz daha az para kazandığından ötürü çevresinde terör estiren dengesizler. Akşam eve geldiğinde çok sıkıntım var, çok derdim var deyip çoluk çocuğun canına, canına okuyanlar. Müslümanların arasında dinamit gibi gezen, ne söylesen saldıracakmış gibi böyle şımarık, ahlaksız, kendini bilmez insanlar. Bunu dinlesinler, insanların neler yaşadığını, yaşadığını görsünler ve nasıl bir şımarıklık içerisinde olduklarını görsünler. Aynı şekilde Allah'ın nimetlerinin farkında olmayan, her gün rahat evine giden, her gün işine giden, geri evine gelen ama bir gün bile bunu, bunu bir nimet olarak kabul edip alemlerin Rabbi olan Allah'a fazladan bir secde etmeyen, fazladan bir şükür etmeyen nankör insanlar bu insanların durumunu düşünsünler. Diyor ki kardeşimiz, Çinlilerin oradaki insanlara yaptıklarının milyarda birini yazmış sadece. Yani burada yazdığı milyarda birdir sadece. Belki haberiniz vardır. Çinliler bizlere çok zulüm ve işkence yapıyorlar. Doğu Türkistan'da Müslümanları içine atacak zindan yetişmiyor artık. Belki milyonlarca Müslüman zindanlardadır. Tabii ben milyonlarca Müslüman var mıdır onu bilmiyorum. Ama milyonlarca mazlum şeylerdedir, zindanlardadır ondan eminim. Şimdi Türkiye ve dünyanın herhangi bir yerinde din öğrenen ve hicret eden kardeşlerimizin Doğu Türkistan'a döndürmek için ailesinden kalan anne babalarını ve kardeşlerini uzun süreli hapis cezası ile tehdit ederek Doğu Türkistan'a geri dönmelerini söylüyorlar. Geri dönen kardeşlerimizi ise hapse atıyorlar. Onların hayatı zindandan sadece cesetleri cesetleri çıkarak bitiyor. Biz bu durumda ne yapmalıyız? Anne babamızın ya da kardeşlerimizin hapiste çürümemesi için kendimizi Çin'e iade etmeli miyiz? Bize ne tavsiyeniz var? Sizden ricam dualarınıza Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimizi unutmamanızdır. Çok zor durumdayız. Sizden ricam bizler için tavsiyelerinizi ve dualarınızı tüm Doğu Türkistanlı ve başka kardeşlerimizle paylaşmak istiyoruz. Allah Azze ve Celle sizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şimdi Çinliler kardeşlerim, Allah Yecüc Mecüc'ün nesli olan bu kavmi helak etsin. Yani Rabbim Çinlileri öyle bir helak ile helak etsin ki hem geçmişteki insanlara hem de gelecekteki insanlara ibret olacak şekilde Firavun'un helakı ile onları helak eylesin. İnsanlar bunların zulmünden kaçmak için Doğu Türkistan ondan sonra işte Uygur Uygur Türkleri oralardan kaçıyorlar. İşte Türkiye veya başka ülkelere geliyorlar ama yoğunlukla Türkiye'ye geliyorlar. Çinliler gidip bunların annelerini, babalarını, kardeşlerini gözaltına alıyorlar işkence yapıyorlar. Belki iffetleriyle onları tehdit ediyorlar ve sana bir seçenek sunuyorlar. Ya diyorlar gelip teslim olacaksın bize. Ya senin ananı babanı öldürürüz diyorlar. Veya uzun süreli hapiste çürütürüz diyorlar. Gidip teslim oldun diyelim, seni öldürüyorlar. Seni dininde fitneye düşürüyorlar. Seni cezaevlerinde seni bitiriyorlar. Yani içeriye giren birçok insan, daha önce bir Uygur kardeşten duyduğum kadarıyla bir alim anlatmıştı bana. Nerede peki dedim. 20 senedir cezaevinde dedi. Hani biz onun davetiyle İslam'ı tevhidi seçtik dedi. Yaşıyor mu peki dedim. Kimse bilmiyor dedi. Hiç ziyaretçisi, gideni, geleni kimsesi yok mu dedim. Güldü. Hani sanki ne ziyaretin ne gideni, ne geleni. E, Türkiye mi zannettiniz siz oraları der gibi. E, güldü adam. E şimdi gitsen sen dininde fitneye uğrayacaksın. Gitmesen senden dolayı annen, baban, kardeşin fitneye uğrayacak. Bu ashab-ı uhdud... Onları yakan kâfirler, insaflı kâfirlerdi. Bir ateş yaktılar içine atlayın dediler. İnsanlar atladı konu bitti. Ama bu kâfirler öyle bir ateş yakıyorlar ki iki taraflı bir ateş yakıyorlar. Girsen de yanacaksın, girmesen de yanacaksın. Girsen de sen de sevdiklerin de eziyet çekeceksin, girmesen de sen de sevdiklerin beraber eziyet çekeceksin. Böyle bir ateş yakıyorlar. Peki ne yapmalı bu kardeşlerimiz? Vallahi benim bu kardeşlere söyleyebileceğim tek bir şey var. Sizin sahibiniz Allah'tır ve sadece Allah size yeter. Sizin Allah'tan başka da bir sahibiniz yoktur. Yani ne size sizin edebiyatınızı yapan işte Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz, mazlum kardeşlerimiz diyen bunun üzerinden rant elde eden derneğidir, şuydur, buydur. Ne bunların size bir faydası vardır. Ne de biz Türk kardeşlerimizi sınır dışı etmeyiz. Biz Türk kardeşlerimize sahip çıkarız deyip sizin üzerinizden oy devşirmeye kalkan, sizin üzerinizden siyasi rent elde etmeye çalışan yöneticiler, siyasi partiler ne de onlar sizin dostunuz, ne de onlar sizin şeylerinizdirler, yakınlarınızdırlar. Size yetecek olan sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Onun için beklentiniz de Allah'tan olsun, recanız da Allah'a olsun, ümidiniz de Allah'a olsun. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ Allah kuluna yetmez mi diyor Allah Azze ve Celle? Allah hiç kuluna yetmez mi? Elbette ki Allah Azze ve Celle kuluna yeter. Yani bütün dünya sahabenin üzerine saldırdığı zaman Araplar bir taraftan, Yahudiler bir taraftan, Kureyşliler bir taraftan sahabe sağına baktı düşman, soluna baktı düşman, önüne baktı düşman, arkasına baktı düşman ve kendi hendeklerini de kendi elleriyle kazmışlar. Kendilerini bir hapisin içerisine hapsetmişler, öylece bekliyorlar. Başka hiçbir şeyin kendilerine fayda vermediğini gördükleri zaman Hasbunallah ve ni'mel vekil dediler. Allah bize yeter. O ne kadar güzel bir vekildir dediler. Allah azze ve Celle de dedi ki fenqalabu bi ni'me. Onlar nimet ile geri döndüler. Fenqalabu bi ni'metin ve fadl. Onlar bir nimet ve fazilet ile evlerine ve yuvalarına tekrardan geri döndüler. Yani onlar hakkıyla Allah'a tevekkül edince Allah bize yeter. Bizim hiç kimseden bir beklentimiz yoktur deyince Allah da onların o dertlerini nimete çevirdi onların o sıkıntılarını fazilete çevirdi ve onları tekrar geri evlerine, yuvalarına izzetli bir şekilde geri döndürdü. Peki düşmanları ne oldu? ''Size gerek yok'' dedi Allah Azze ve Celle. ''Ben bir kasırga gönderirim, onları yerle bir ederim'' dedi. ''Size gerek yok'' dedi. ''Ben melekleri salarım, onların kalplerine korku salarım, onlar geri çekilmek zorunda kalırlar'' dedi. Müslümanlar hiçbir şey yapmadan evlerine şerefli ve izzetli bir şekilde geri döndüler. Benim bütün bu mazlumlara Müslüman olan kardeşlere benim tavsiyem sadece Allah'a güvenin, sadece Allah'a dayanın. Yani birçok Doğu Türkistanlı kardeş, Uygur Türk'ü Türkiye'ye, AK Parti'ye çok fazla güvendi. En son göz altında olan 21 tane çoluk çocuk Doğu Türkistanlı vardı. Ne oldu akıbetleri bilmiyorum. Yani geri iade edildiler mi yoksa hala duruyorlar mı? Yani ülkeyi yöneten adam Çin'e giderse sizi de Çin'e kurbanlık olarak sunar. Rusya'ya giderse Çeçenleri Rusya'ya kurbanlık olarak sunar. Amerika'ya giderse Arapları Amerika'ya kurbanlık olarak sunar. Sizin bir dostunuz, sizin bir sahibiniz Allah'tan başka hiç kimseniz yok. Bunu böyle bileceksiniz. Kimseden bir beklenti içerisine girmeyeceksiniz. Sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a dayanıp güvenip ondan bekleyeceksiniz. Peki ailelerimizi tehdit ettikleri zaman geri tekrar Çin'e dönelim mi? Hayır. Çünkü Müslümanlar Medine'den Mekke'den icret ettikten sonra Mekkeli müşrikler onların çocuklarını alıkoydular. Mekkeli müşrikler kocayı alıkoyup, kadın bazen kaçmak durumunda kaldı. Bazen kardeşleri birini alıkoydular, diğer kardeş gitti. Eziyet ettiler, işkence yaptılar, çok sıkıntı verdiler onlara. Ama Allah Rasulü hiçbir Müslümanın kendi ailesine fidye olsun, bedel olsun diye Mekke'ye dönmesine müsaade etmedi. O zaten bir musibettir. İnsan ikinci bir musibete kendisini sokmaz. Çünkü nasıl bir belayla, nasıl bir afetle karşılaşacağını insan bilmez. Peki ne yapmak lazım? Oradaki insanlar eğer orada mücadele verebiliyorlarsa, bu anaların rahmine kadar ulaşan zulme karşı direnebiliyorlarsa, ayaklanabiliyorlarsa, böyle bir imkan, böyle bir cemaat, böyle bir program, böyle bir hedef varsa, oradaki insanları Çin'in zulmüne karşı kıyam etmeye davet etmek lazım. Çünkü Çin bütün sınırları zorlamış, Artık anaların rahimlerine müdahale etmeye başlamıştır. Kaç çocuk doğuracaksınız? Oruç tutacak mısınız, tutmayacak mısınız? Nerede örtüneceksiniz, nerede örtünmeyeceksiniz? İnsanlara nefes alma fırsatı dahi tanımıyor. Ama böyle bir durum yoksa oradaki insanlara Allah'ın şu ayetini okumak lazım. Elem takun ardullahi <laughs> vasiatan fetuhaciru fiha. Allah'ın arzı geniş değil miydi? Orada hicret etseydiniz. Bunlar kim? Bunlar hicret etme imkanı olduğu halde hicret etmeyen, dinlerinde fitneye düşen ve öldükleri zaman da meleklerin karşısına alıp da o nefislerine zulmedenlere melekler dediler ki siz kalu fime kuntum siz dünyada ne iş görüyordunuz ne yapıyordunuz kalu kunna mustadafin fil ard dediler ki biz yeryüzünde mustazaflar idik melekler dediler ki kalu alam takun ardullahi <laughs> vasiatan fiha Allah'ın arzı geniş değil miydi Allah'ın arzında hicret etseydiniz dediler. Onlara Allah'ın arzında hicret etmelerini ve orayı terk etmelerini söylemek lazım. Yol bulamıyorlar, imkan bulamıyorlar, para bulamıyorlar. Eğer böyle bir dertleri varsa Allah Nisa suresinde illel mustadafin diyerek bunları istisna tutmuştur zaten. Kadınlardan, çocuklardan, yaşlılardan mustazaf olan, yol bulamayan, para bulamayan, imkan bulamayanlar onlar Allah'ın gazabına uğramayacaktır demiştir. Eğer böyle bir durumları varsa sabredip Allah'ın onlara bir çıkış açmasını beklesinler. Ama imkanları varsa oradan kaçmak için, dinlerinde fitneye uğramamak için mutlaka orayı terk etsinler, mutlaka oradan ayrılsınlar. Allah Azze ve Celle başta Doğu Türkistanlar olmak üzere dünyanın doğusunda ve batısında haksız yere zulme uğrayan ne kadar mazlum varsa Allah onların yardımcısı olsun. Haksız yere zulme uğrayan ne kadar mazlum varsa Allah onların sahibi olsun. Amin. Allah onların intikamını da, onların hakkını da kullarına bırakmadan, onlara zulmeden zalimlerden bizzat kendisi alsın. Amin. Ey azamet, ey celalet, ey şan ve şeref sahibi Rabbimiz! Şüphesiz ki sen bu kafirleri helak etmeye güç getirirsin. Şüphesiz ki sen bu mazlumları kurtarmaya da güç getirirsin. Rabbim bu mazlumları merhametin ile kurtar. Bu zalimlere ise kahar sıfatın ile bunları kahret ya Rabbi. Amin. Kahar sıfatın ile bunları kahret ya Rabbi. Amin. Kahar sıfatın ile bunları kahret ya Rabbi. Amin. Allah Azze ve Celle dünyanın doğusunda ve batısında gözlerini semaya dikmiş, Allah'ın indireceği yardımı bekleyen ne kadar mazlum varsa, Rabbim önümüzdeki Ramazan günlerini onlar için yardım ve zafer ayı kılsın. Onları içinde bulundukları zulümden kurtarsın. Bana sormuş olduğunuz sorularda doğru ee, olarak verdiğim bütün cevaplar Allah'ın kitabından, Resulünün sünnetinden ve Selef-i Salihin öğrettiklerinden öğrendiğimdir. Yanlış verdiğim bir cevap varsa benden, nefsimden ve şeytandandır. Allah'tan bağışlanma diliyorum. Siz kardeşlerimden de haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Allah Azze ve Celle bu yaptığımız konuşmaları bizler için faydalı ilim ve üzerine salih amel bina etmiş olduğumuz hayırlı ilim eylesin. Bizleri burada taati üzere bir araya topladığı gibi bizleri kıyamet gününde de Peygamberimizin sancağı altında bir araya toplasın. Kendisine hakkıyla ibadet edip, hakkıyla şükredip, onu hakkıyla zikretmemiz için Allah Azze ve Celle bize yardım etsin. Bizi, ekinimizi ve neslimizi kafirlerin kurmuş olduğu tuzaklardan muhafaza eylesin. El-Hafiz ismiyle bize kötülük düşünen kim varsa ona karşı bizleri koruyup muhafaza etsin. Allah Azze ve Celle bizi Allah'a teslim olan, Allah'ın sözünün karşısına söz koymayan, ne atalarını ne de başka bir şey put edinmeyen muvahhid kullarından eylesin. Bizleri imana ve tevhide hidayet ettiği gibi iman ve tevhid üzere can vermeyi ve Müslümanlar olarak Allah'ın huzurunda dirilmeyi bizlere müyesser kılsın. Allahümme amin.